senin kadar sevim. Senin kadar övülmedi Muhammed. Kur'an övdü seni, metheyledi Muhammed. Yer gök seni tanır, bilir Muhammed. Yaşlarımız akar sana Muhammed. En sevgili, senin kadar sevilmedi Muhammed. Kimse senin kadar ölmedi Muhammed. Kur'an övdü seni, metheyledi Muhammed. Gözyaşlar sana Muhammed, en sevgili, en sevgili olan sen Muhammed, en güzeli olan sen Muhammed, ümmetinin göz bebeği. Yaşlarımız akar sana Muhammed. Kelimelerin hepsini duyamadığım için jürilik görevimi yapamayacağım ama bari hoşuma giden bir cümle anladım. Şimdi biz bir daha hatırlatalım. Burada ben Emin Hanım'a rica ettim, dedim ki okumuş olduğum ilahilere, gel ki bu akşam fazla okumuyoruz ama okumuş olduğum ilahilere tek başına jürilik yapıp bu eserlerimizde oldu ki senin dikkatini çeken, aşırılığa giden, akideye aykırı. Evet, akideye. O çok önemli. Aykırılık var mı diye. Buyursunlar bakalım, duyduğunuz kadar ablacığım. Şimdi duyduğum kadar senin kadar kimse sevinmedi derken tabii Peygamber Efendimiz'in ümmeti içinde evet, iyi kastediyordu. Evet, aynen. Ona direkt bir şey diyemeyeceğim de hoşuma giden yer ümmetinin göz bebeği Muhammed. Evet, gözyaşlarımız. Gayet güzel. Evet. Gayet güzel. Hoş bir ifade. Fakat bir yer vardı.
Seni kimse senin kadar sevilmedi. Kimse senin kadar sevilmedi. Yani akide olarak bilmiyorum hani Allah işin içine sokulur mu diye. Herhalde buradaki kasıt insanlar olduğu için kimse diyor. Evet. Yani Allah'ı sokmamıştır tabii haliyle de. Evet. Böyle anlayanlar açısından olur mu? Diğerlerinde duymadığıma göre duyduklarımda akideye aykırı bir şey yok. Keşke ilahinin bir yerinde sallallahu aleyhi ve sellem geçseydi. Onu da iyi olurdu. Onu da evet. O zaman yani biraz sınıfı geçtik gibi. Evet. Bay John gibi falan söylüyorlar artık. Evet. Sıradan işte Muhammed geldi, Muhammed gitti falan evet. Böyle. Evet. Hassasiyetinizi oradan anlıyorum. Çıkarmak lazım. Yani Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme saygıda evet. Bir ifade olması lazım. Yani bir saygı ifadesi olması lazım. Doğru yanlış diyorsun. Kullandım kelimeyi. Doğru diyorsun. Evet güzel yani şu anda duyamadığım için yani duyduğum yer güzel. Evet, evet. O zaman ben şöyle biraz tedirgindim acaba evet. Nasıl Allah ne ortaya çıkacak diye. İyi en azından hassasiyetini öğrenmiş Allah oldum. Allah razı olsun. Güzel teşekkür ederim bu bağlamda. Peki yani bu kadar eserleriniz var, yıllardır hizmet ediyorsunuz. Bu kadar yapıtın içerisinde film dünyasına adım atacak mısınız? Tabii bu tür şeyler birçok çok konuşulduğu için hemen arkasından ikisini bağlantılı sormuş olayım. Hülya Avşar'ın sizin bir romanınızın film yapacağını söylendi. Bu daha ses, söyledi, Hülya Avşar evet, söyledi. Ses çıkmadı sonrasında yeni bir gelişme. Şimdi şöyle biz Hülya Hanım'la konuştuk. Romanın hikayesini çok beğendi. Hı. Hakikaten ben de inanır mısınız yazarken Hülya Hanım'ı düşünüyordum. Yani hı. Bunu oynarsa Hülya Hanım çok güzel olur diye. Hı. Hülya Hanım da çok beğendi ve hemen benden o eseri istedi. Senaryo olarak senaryosu yazılmak üzere bir yere verdi. Oranın senaristi miydi? Yapımcısı Bey'le de telefonda böyle ayaküstü bir konuşmamız da oldu. 3 ay falan dendi ama şu anda ne aşamadadır hiçbir bilgim yok. Ama Allah izin verirse Hülya Hanım sözünden döneceğini zannetmiyorum ama Hülya Hanım dönerse başkasıyla da filme ne o romanların filmini yapacağım ama tabii ki Hülya Hanım'la çok güzel olacağı inancındayım. Evet. Bir başka alanda film sahasına evet girdim bile sayılır yani çok şükür. Bir adım atmış sayılırım. ama bunun böyle biraz bir şeyler bir başarı gösterelim de sonra konuşalım istiyorum. İlk önce diyorsun bir evet. Başlangıç bir başarı yapmak. Bir şey görünsün bir eser. Ama ben bu bağlamda çok eksiklik olduğuna inanıyorum. Müthiş İslam alemi bu konuda sıfır diyemiyorum çağrı ve birkaç İslami film olduğu için. Yani çok böyle onlar kısıtlı. Onlar da olmasa sıfır aynı, diyeceğim aynı, yani. İnsanların evet. Böyle insanların uyandırıcı tabii, nitelikte tabii. Çok tabii. Az aşırı şekilde. Yani film sadece vaz şuna, verir gibi sadece olmamalı. Şuna artık dikkat ediliyor özellikle. Televizyonlarda reyting olsun da evet, reyting getirsin evet. De bu da insanı batırır yani bir maalesef. Ülkeyi batırır çünkü reyting insanların çoğu haramdan hoşlanıyor yani haramdan herkes hoşlanır da nefis olarak ama haramı yaşamaktan da hoşlanıyor bir de bu var yani adam haramdan hoşlanır ama işlemez günah diye evet. Hani bir türkü var ya ölüyorum, yanıyorum susuzluktan, içmiyorum haram diye. Yani oruçluymuş adam demek ki ya evet. Da içkiyi kastediyor. Şimdi Allah rızası için yapmıyor, haramdan hoşlanıyor ama bir de haramdan hoşlandığı halde yapmamak var işin içinde. Evet. Dolayısıyla insanların bu noktada gerçekten çok bilinçli bir şekilde adım atması gerekiyor. Evet. Yani zevk odaklı yaşamadan kul olması lazım. Çünkü herkes ölecek yani. Şu an dünya 6 milyar insan. 50 yıl sonra en az yarısı gidecek. 100 yıl sonra kimse kalmayacak. Şu çok önemli değil. Doğru diyorsunuz ablacığım. Yani işte çocukların ufak yaşta çocuklar birçok şeyi kapabilir. Maalesef şu an işte yapılan filmler olsun, diziler olsun o çocukların beyinlerine bu yaşta o zehirli maddeleri enjekte
ediliyor. Bu bağlamda çok doğru diyorsun. Çok bir de İslami adı altında çok apık sapık filmler yapılıyor. Ha. Diziler yapılıyor. Yani Allah aşkınız, Allah aşkına bu yapımcılara sesleniyorum. Yani biraz akaid bilenlere yaptırsınlar senaryoyu, yazdırsınlar. Bu ne ya? Bu ne? Yani öyle bir şey ki misal veriyorum. Adam bir dua ediyor, yanında altın buluyor. Böyle bir şey yok İslam'da. Evet. Allah'ın size sunmadıklarını siz başkasına sunamazsınız. Evet. Bu neye sebebiyet verir? Adam dua eder, gece gündüz dua eder, dua eder. Borcunu bile ödeyemezse duadan kopar. Evet. Allah'tan kopar. Evet. Allah'ın böyle bir vaadi yok. Evet. Allah'ın vaatlerini güzel anlamak lazım. Evet. Bir de şunu ön plana çıkartıyorlar. Biraz daha bu özellikle İslami filmlerde modernleşmek adına insanlara güzel maalesef. Tabii şimdi modern yani modern derken yenilikçi, gelişmiş daha... bunu kastediyorsa insan hem İslami duruşunda İslami film yapabilir. Hiç taviz vermeden harikulade film yapabilir. Niye yapamazsın? Yani olmayacak şeyler değil ki bunlar. Gerçi yapılıyor. Bazı televizyon kanallarında çok güzel eserler de görüyorum ben. Evet. Ama apık sapık İslam'la alakası olmayan şeylerde ben utandığım için izleyemediğim filmler görüyorum. Yani o kadar saçmalıyor, o kadar saçmalıyor ki. İzleyemiyorum yani. Doğru diyorsun. Peki aileler neye dikkat etsin? Çocukları var, aynı ortamda oturuyorlar, aynı evde, aynı vallahi kanal. Kusura bakmasınlar. Çocukların bilinçaltına iyice yerleşen İslam dışı filmlerden çocuklarını bir şekilde arındıracaklar. Bunun başka yolu yok. Evet. Ya da bir defa ya dayı alıyorum, geri alıyorum. Bir defa İslam dışı film anneye babaya da caiz değil ki. Evet. O da nereden çıktı? Yani çocuklara caiz değil de büyüklere caiz mi? Evet. Büyüklerin de İslam dışı zevk olarak bir başka bir çalışması yoksa bir şey yoksa izlememesi lazım zaten. Evet, evet. Zamanı boşa öldürmenin anlamı ne? Doğru. Ama bir zararı yoksa izlenebilir. Evet. Devamlı olmamak şartıyla. Yani ben çok sevdiğim Hoca Efendi'nin şöyle bir sözünü duymuştum. Demişti ki televizyon peygamberi gösterse bir saatten fazla seyretmek insana zarardır demişti. Yani çok hoş öyle bir söz. Öyle bir tespiti. Evet. Televizyonu izleyip milletin beyni kalmadı. Mesela bir yerlere gidiyorum. Çocuk hoş geldin diyemiyor ya. Çünkü devamlı televizyon izliyor, internet. Karşılıklı konuşma yok. Bir nasılsın ya da bir şey soruyorum mesela cevap veremiyor. Böyleleri var inanın cevap veremiyor. Bir resimde şöyle gördüm ablacığım. 4 kişi aynı karede ve 4 kişinin elinde telefon ve 4 kişi aynı anda yani mesaj çekiyor. Mesaj yani evet. Tamamen 4 kişi birbirinden tamamen kopuk bir şekilde. Yani, evet teknoloji çok güzel, internet çok güzel, telefon çok güzel, televizyon çok güzel ama bunu bilinçli kullanırsak güzel. Evet. Bilinci açarsa bozuluyor iş. O zaman yani evet. Aile bireylerine çok evet, evet. Düşünen beyinler işte. Olmak zorundayız. Evet. Yoksa çocuklarımızı gözümüzün önünde kaybederiz. Evet. Kimsenin ruhu duymaz. Çocuk senin gözünün önündedir. Ama bilinç olarak, iman olarak gitmiştir de ruhun duymaz yani. Peki, şu anda Avrupa'dan da çok izleniyoruz. Bir de Avrupa'ya kısaca değinmiş olalım. Avrupa'da gençliği nasıl görüyorsun? Çok gidiyorsun sen de Almanya olsun, Hollanda evet, olsun, diğer ülkelere. Ben toplam 5 yıl kaldım Avrupa'da. Hı-hı. Son dönem 3 yıl kaldım. Allah izin verse şey ilan edeyim mi? Kitap fuarına geleceğim lütfen, inşallah. Tabii ki, tabii ki. Ve çok güzel kitapla geleceğim. İki kitapla geleceğim evet. Yine. Duisburg fuarında olacağım inşallah. Aztek mi yapıyor? Aztek yapıyor. Hı. Her yıl yapıyor zaten. Hı. Çok da başarılı fuar yapıyor. Hı. Yurt dışında ben şöyle bir şey gördüm. Hı. Bilinçli ailelerin çocuklarını... Çocuklarının çok bilinçli olduğunu gördüm. Nadir fire veren var. Bu da nereden kaynaklanıyor? Çocukların üzerine Hristiyan ortamda olunduğu için evet.
çok güzel yaklaşımlarda bulunuyorlar. Mesela devamlı bir şekilde din hatırlatılıyor. Aman yavrum, bunda domuz eti olabilir. Biz Müslümanız. Müslümanca yaşamak zorundayız yavrum. Anne, benim işte arkadaşım François var. Arkadaşım Patricia var. Benim romanımın kahramanları bunlar. Patricia var. Ama anne, o Hristiyan. Anne öğretiyor şimdi. Yavrum, biz Müslümanız. Hristiyanlarla güzel konuşabiliriz. Arkadaş olabiliriz ama savaşta dost olamayız. Savaşta. Evet. Onu karıştırmayacaksın savaş ayetleriyle. Evet. Barış ayetlerini karıştırmayacaksın. Sen arkadaş olabilirsin. Önemli olan sen kendi inancını koru yavrum. Evet. Gibi. Onun için Avrupa'daki gençlere buradan selam ediyorum. Evet. Çok da öğrencilerim var. Var orada. Çok şükür. Beni evet. sevenler de çok Avrupa'da. Evet. Güzel bir ilerleme de görüyorum açıkçası. Evet, bir birliktelik. Ziyan olanlar da var ama, elden gidenler de var ama, bilinçli olanlar da epey var. Peki, şunu da sorayım oraya. Malum biliyorsun, orada teşkilatlanmalar var. İşte evet. farklı farklı dernekler var. Şöyle bir, bu benim ilk gittiğimde çok garibime gitmişti. İşte isim vermiyorum. X öbürünün evet. camisine gidip namaz kılmıyor. Öbürü İyiydi, şimdi durum ona, biraz daha güzel. Bir telefonumuz varmış, onu da alalım. Efendim, hayırlı akşamlar. Seyit, İyi akşamlar. Seyit Polat Beyefendi, Fransa'dan arıyorsunuz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, sefalar getirdiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berek. Buyurun, Emin ablamla bu akşam evlerinize misafiriz. Sormak istediğiniz sorunuz da olabilir. Buyurun. Ben dershaneler konusunda bilgi almak istiyorum. Bu dershanelerin kapatılması ile ilgili görüşünü almak istiyorum kendisinden. Evet. Bu konuda sadece sormak istiyorum. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Bunu programın sonuna bırakalım evet, inşallah evet. soruyu. Evet. Tamam. Programın başka sonuna. Başka kardeşlerimiz de aynen, merak ediyorlardır. Aynen. Peki. Teşekkür ediyoruz sorularından dolayı. Sağ olsunlar. Evet. O zaman yurt dışında diyorsun güzel yani, gelişmeler. Güzel gelişmeler var. Eskisi gibi değil yani. O camiye niye gitmeyeceksin? Mesela bir grubun hocası çıkıp da sakın başka camiye gitmeyin diyemez artık. Çünkü bir bilinçlenme var. Ne münasebet ya. Evet. Ben bu caminin elemanıyım. Evet. Çünkü camisine de herkesin sahip çıkması lazım. Ama öteki camiler de benim. Evet, oradaki evet. fert de bu camiye gelebilir. Evet. Bu ne bu kilise ayrılığı gibi cami ayrılığı? Korkunç evet. bir şey. Evet. Onun için epey bir gelişme var yani. Evet. Peki o zaman biz çok net bir şekilde soruyoruz bütün sizi burada ağırlamışken. Tabii ki. Son günlerde çok hakaret alıyor musunuz? İşte AK Parti'nin size saldırdığını şeklinde sosyal medyada haberlerinde yer aldığını. Asla AK Parti Hı. asla AK Parti bir saldırı yapmaz. Evet, sanal alemde, sanal medyada böyle bir söylenti var. AK Parti'nin beni neydi sorduğunuz soru? Eleştiri değil. Hı. Başka bir şey, saldırı mı? Saldırı. Evet. Bir defa hiç böyle bir şey söz konusu olamaz. Hı. AK Partili kardeşlerimden sadece hata yapıyorsun eleştirisi hı. aldım. Ben de dedim ki biz elimizden geleni yaparız. Hata yapıyorsam anlayınca hatamı düzeltirim. Hiçbir şekilde herhangi bir hakaret, herhangi bir şey, zaten öyle bir şey olsa mecliste biliyorsunuz milletvekilinin biri devamlı surette Müslümanları tahrik etmeye çalışıyor. Müslüman dindar milletvekillerini tahrik edici hakaretler yağdırıyor Müslümana. Hatta yani onlar saldırsa ona saldırırlar yani. Evet. evet bana. Evet. Sonra ben gerçekten Twitter'da da yazdım, Facebook'umda da yazdım. Birkaç kişi şöyle yazmış. Milletvekilleri, AK Partili milletvekilleri Emine Şenlikoğlu'nu azarladı şeklinde yazmış. Beni Allah'a büyük söz söylemeyeyim. Hiçbir milletvekili azarlayamaz. Evet. Beni bu dünyada bir kişi azarlayabilir, ona hürmeten.
saygı gösterin diyorsun. Birkaç daha hocalarımı söyleyeyim. Hocalarımı unuttum. Birkaç daha hocalarımı bağırabilir. Mesela benim bir hocam var. Boyuna azarlıyor beni. Hala şunu öğrenemedin. Hala şunu öğrenemedin diye. Üzerinde emeği var diyorsun. Mesela. O başka. O hocalarıma lafım yok. Onun haricinde milletvekili beni azarlayacak. Evet. Dünyaya gelmemiş öyle bir milletvekili. Şey yani benim prensip... Öyle şey olur mu? Ama, olamaz böyle bir şey. Tabii ki yani sosyal medyada özellikle insanlar... Ama eleştirisini insanlar... yapabilir. Milletvekili de yapar. Milletin aslı da yapar. Eleştiri bunu niye böyle yanlış yapıyorsun diyebilir. Tabii insan yanlış yaparız yani. Yanlış yapıyoruz da nitekim. Peki. Biz insanız. Bir reklamımız daha varmış.